bu muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat yapabilmesi ile ilgili konu tartışmaları neden olmuş? Şimdi bu yanlış yönlendiriliyor, yanlış bir algı oluşturuluyor. Biz muayenehaneleri planlamadık ve planlamak istemiyoruz. 7000 muayenehanemiz var. 7000 muayenehaneye yönelik bir yönetmelik yayınlamadık ve öyle bir niyetimiz de yok. Ama biz şunu görüyoruz. Özel hastaneler özellikle şu süreçte planlamayı delmek üzere muayenehaneciliği kullandığını görüyoruz. Biz ise vatandaşımızın hem son dönem sağlık turizminin de giderek artmasıyla birlikte yurt dışından gelen hastalar dahil olmak üzere herkesin yapılan işlemini kayıt altına almak istiyoruz. Ve kurumlar arası geçişlerde de kaydı güvenle oluşsun istiyoruz. Dolayısıyla hasta güvenliğini kayıt altına almak istiyoruz. O nedenle de özel hastanelerde veya kamu dahil olmak üzere özel hastanelerde işlem yapanların yaptığı işlemi bilmek istiyoruz. Muayenehane boyutuyla da tek muayenehane hekimlerinden istediğimiz şu: yapılan işlem veya muayenenin bir şekilde kayıt altına alınması dışında bir şey istemiyoruz. Ama özel hastanelerden şunu istiyoruz: sizde işlem yapan, yabancı hasta dahil olmak üzere her kimse bunu mutlak kayıt altına alın. Kayıt altına alınmadığında bunun cezasının olacağını özel hastanelere söylüyoruz. Ve özel hastanelerin planlama yaptığımız için bu planlamayı delmek üzere muayenehane hekimliği üzerinden delmelerine izin vermek istemiyoruz. Çünkü son dönemde muayenehane hastaneleri oluşmaya başladı. Bu ifademi özellikle söylemeye çalışıyorum. O nedenle hiç kimse tedirgin olmasın. Biz sadece hastamızın ve yurt dışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz. Ve özel hastanelerde de yapılan uygulamanın kim tarafından yapıldığını ve ne yapıldığını bilmek istiyoruz. Sorun şu olabilir: özel hastanelerde bazı illerde istenilen oranda müdahale yapma imkanı olamayabilir deniyor. Biz zaten bunun için ertesi gün uygulamaya geçmedik. Bu da yanlış ifade ediliyor. Bir gecede olan yönetmelik bir günde uygulamaya geçildi deniyor. Biz 3 ay süre tanıdık. Daha 3 ay da olmadı. 1 ayı geçmiş oldu. Bu süreçte iller bazında eğer bu anlamda bir sorun varsa zaten çalışıyoruz. Bunun da çalışma sonrası gerektiğinde iller bazında bir takım farklılıklar da yapılabilir. Derdimiz, altını çizerek söylüyorum, hastanın kayıt altına alınması, kurumlar arası kamu özel geçişlerin güvenli kayda alınmasını sağlamak ve hasta güvenliğini, hangi hastaya, yabancı hasta dahil olmak üzere ne yapıldığını kayda geçirmek istiyoruz. Ve özel hastanelerinde muayenehaneler üzerinden planlamayı delmesine izin vermek istemiyoruz. Kamudan da yer yer, kamu ve üniversitelerde de biliyorsunuz özel hastanelerde işlem yapan hekim arkadaşlarımız var. Bunun da yasal çerçevede kayda geçmesini istiyoruz. Gayri yasal bir işlemin yapılmasına izin vermek istemiyoruz özel hastanelerde.